Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla Rahman Rahim. Selam arkadaşlar. Ben Doktor İbrahim Esinler. Bugün 12 Mayıs 2024. Yüce Rabbimizin izniyle bugün Kur'an Muzeleri dersimizin 117.sini yapacağız. Bir önceki dersimizde Rabbimizin Türkiye'mizin yani bu muhteşem coğrafyayı, toprakları bize yurt edindiren Rabbimizin Türkiye'nin doğu boylam ve kuzey enlemleriyle Kur'an'ı işaret etmesini anlatmıştım. Bu ders çok önemliydi. Türkiye tek tanrıcılığın yükseldiği bir döneme giriyor. Girdi 2023 itibariyle. Muhtemeldir bu 19 yıl sürecektir. İşte bu uyanış tekrar fabrika ayarlarına dönme sadece Kur'an deme. Dalgası akın akın yayılacak. Başta Türkiye ve çevresindeki ülkeler ve tüm dünyaya Rabbimizin izniyle yayılacaktır. Bu dersimizde yine kavram dersine dönüyoruz. Biliyorsunuz salat konusunu ve yine secde konusunu çok detaylı inceledik. Bu dersimizde ise rükû, kıyam ve kıble konularını detaylı anlatacağım. Ayetleri ne olur dikkatli inceleyin. Ayetlerin tamamını veriyorum. Çünkü kalbiniz iyice yumuşasın. Rabbiniz size ne emretmiş? Bunu iyi görmenizi istiyorum. O nedenle sindire sindire yavaş yavaş hiç acelemiz yok. Vefat edinceye kadar Rabbimizin izniyle vakit çok. Acele etmeyeceğiz. Kur'an bir yaşam tarzıdır. Sıkılmak yok derslere tekrar tekrar dönersiniz. Uzunca çekiyorum ki inşallah herkes Rabbimiz bizi vefat ettirse de bu dersler insanlara faydalı olsun. Baksınlar. Musallinden olan at, musallin kelimesinin her zaman bunu söyleyeceğim bu dersler kavramlarla ilgili. Çünkü Kur'an'ın şirkten sonra en önemli kavramı olan salat kavramının içini boşalttılar. Secde kavramının içini boşalttılar. Kıble, kıyam, Rükû kavramlarının içini boşalttılar. Onlar yerine şeytan öğretileriyle günde beş vakit ne dediğini bilmeden, spor egzersizi gibi ne dediğini anlamadan, Kur'an'ı anlamadan bir şeye dönüştürdüler salatı. Oysa gerçek salat, Rabbimizin salatıyla senin şu anda kıldığın beş vakit namazın hiçbir alakası yok. Net söyleyebiliyorum. Gelin Kur'an okuyalım, gelin Kur'an'dan deliller getirin bana. Şimdi musallinden at, aynı kelime, bir atın hemen öndeki atı bir hedef için salavan bölgesinden, kıçından takip etmesidir. Görüyorsunuz yani hiç bıkmadan, beyinen her şeyiyle bunun arkasından gitmesidir. Salatını bilmiş saflar halinde uçan kuşlar da, Mustallinden kuşlardır ve tesbihlerini bilmişlerdir. Kendi yaratılış özellikleri olan geomagnetik GPS sistemlerini kullanarak yılda iki kere göç etmektedirler. Rabbimiz bize Kur'an'da bizim insanlar salatının döngüsünün günlük olduğunu bildiriyor. Müminlere vakitli bir kitaptır. Okumadır, ders çalışmadır. Salat. Ve yine tesbihini bilen kuş gibi işte böyle biz de sabah akşam yani güneş battıktan gece karanlığına kadar Lay salatı işayı ikame etmemiz lazım. Yani ayağa kaldırmamız lazım. Kur'an derslerini, Kur'an çalışmayı, analitik sadece okumak değil. Kur'an anlamadan okumanın hiçbir anlamı yok. İstersen bu saatlerde sen aç Kur'an'ı anlamadan oku. Hiçbir anlamı yok. Kur'an'ı çalışmak, Kur'an'ı ders yapmak, anlamak için. Bu gece salatı, sabah salatı da gasık tam karanlıktan açılmayla beraber güneşin tam doğuşuna kadardır. Gördüğünüz gibi bunlar sabah akşam salatı fecir ve salatı işa olarak Rabbimiz bunların isimleriyle veriyor ya. Ve Buralarda Kur'an çalışılacaktır. Kur'an ayetleri e, ders çalışılacak, anlaşılacak ve ondan sonra yaratılış özelliği olan beyin secde edecek. Önce beyin secde edecek. Ondan sonra fiziksel olarak Rabbimize bir secde edeceğiz. Tek bir secde. Tek bir secde. Mümkünse yerde mümkünse uçaktaysan yapamazsın. Önemli değil ama beynin secde etmesi önemli. Daha sonra Rabbimize dua edeceğiz. Derslerden sonra, secde sonrası tek bir secde dua edeceğiz. Şimdi gelelim çok saptırılan ayet yani kavram, rükû kavramı. Şimdi secde kavramı nasıl saptırıldıysa rükû kavramı da aynı şekilde saptırılmış. Secde dediği zaman aha işte bizim namazda secde var biz de secde edelim. Demek ki bu Kur'an'daki namaz bizim salat bizim kıldığımız beş vakit namaz. Çünkü biz de secde ediyoruz. Bak rükû kavramı var Kur'an'da. E biz de rükû ediyoruz. Namazda gaflet içinde yapılan o namazda. Maun suresi müşrikler içindir. Bir okuyun onu. Salatlarında gaflet içindedir. Aymaz içindedir onlar. Vay haline o musallillerin işte o musallin bu sadece Kur'an demeyen insanların salatlarıdır. El çırpmak Kabe'nin etrafında ıslık çalmak, el çırpmak gibi ritüellerdir. Boştur. Hiçbir şekilde yarar olmaz size. Aynı şekilde Kur'an'ı anlamadığın sürece yaptığın her ritüel hiçbir anlam olmayacaktır. Rükû. Kavramlar yamultulmuş. Bakın secde kavramı nasıl ki güneş secde etmesi anlattığım derslerinde yani yaratılış özelliğinin teslim olması başınla eğmesi boyun eğmesi anlamındaysa rükû kelimenin anlamına baktığımızda da bu bu reverans selam ya da teşekkür anlamına gelen diz kırma biçiminde yapılan hareket diz çökmek teslim olmak kabullenmek dize gelmektir bu dize gelmek güzel bir şey Bakın ağaçlar eğildiğinde yorgun devenin başını eğmesi, hurma ağacının eğilmesi gibi, zengin birisinin daha sonradan fakirleşmesi, önceki yeterliliğin durumunun azalması, alçalması. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yine rükû kavramında bu bizim bildiğimiz rükûn kavramı gibi rükûdan çok daha büyük bir şey olduğunu anlıyoruz. Aynı secde etmeler gibi. Rükû da yaratılış özelliğinin dize gelmesi demektir. Baş üstüne nasıl diyorsun emredersin emretti bir şeyse Rabbimiz bize emrediyor. Rükû edeceğiz emrine yani dize geleceğiz. Meryem nasıl dize geliyorsa biz de öyle dize geleceğiz. Yaratılış özelliğinin dize gelmesi. Bakara 43. ayet. Ve dikin ayağa kaldırın salatı ve verin zekatı ve rükû edin. Rükû edenlerle birlikte aman hemen gideyim rükû edeyim. Hemen rükûya gideyim. Bu bu salat namazdaki rükû herhalde. Hemen gideyim hemen gideyim onlarla be saf tutayım falan. Yani ne alakası var? Bakın zaten zekattan sonra geliyor. Hem salat var. Salat zaten senin namazınsa rükû ne o zaman? Yani niye o zaman ayrıca rükû işaret ediyor? Düşün yani. Hadi salatı namaz kılın diye çevirdin. Namaz kılın. Zekatı verin uydurma olarak kırkta birini falan ve rükû edin. Rükû eden ne? ne oldu o zaman? Salat, rükû bu sizin kıldığınız namazdan farklı bir şey mi? İçinde olan bir şey. Demek ki bu kavramları doğru anlamıyoruz. Doğru anlamak için yine kavramı bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Salat kavramını iyice gördük. Kur'an derslerini ayağa kaldırın. Ve her türlü arınma demek olan malın arınması olarak da vermek kelimesi var. Gidip verin. Yani senden talep edil- edilen şeyi gidip ver diyor. Yani vergini ver. Ve rükû edin rükû edin. Yani dize gelin. Dize gelenlerle yani beyniniz dize gelsin. Artık bir Kur'an'a bu öğret, öğret öğrendiğiniz Kur'an ayetlerine, derslerde öğrendiğiniz Kur'an ayetlerini ne? Rükû edin diyor. Yani dize gelin, kabul edin, baş üstüne deyin. Eğilin böyle. Derslerde öğrendiğiniz şeye diyor. Bu kadar basit. Kaç reka, rük, rekat, rekatın olmadığını söyledik zaten. Kur'an dersinde rekat mı olur? Bir saat süren bir şeyde rekat yok ki Kur'an'da. Beni ilgilendirmiyor. Ders bu. Dersin sonunda secde edeceğim. Beyinle. Sonra fiziksel. Rükû kelimesi de namazda derste böyle eğileceğim illa eğileceğim asla değil. Zaten secde ediyorum ya. En sonunda niye bir daha rükû edeyim? Ne alakası var? Demek ki burada söylediği Rabbimizin bize işaret ettiği şey salatları kaldırın. Yani Kur'an derslerini sabah akşam yapın ve öğrendiğiniz ayetlere rükû edin. Rükû edenlerle birlikte daha önce rükû etmiş. Yani boyun neymiş? Dize gelmiş. Ayet, Kur'an ayetlerine dize geleceğiz arkadaşlar. Rükû budur. Beyninle dize geleceksin Kur'an ayetlerine. Üçüncü surenin 43. ayeti. Ey Meryem. Meryem. Hermofoturu, gerçek hermafrodit olduğu için. Bunu da anlatacağım arkadaşlar dersinde. Bunun dersini anlattım aslında da yani. O da e, ilginç sonuçta otofertilizasyon dedilen bir durum var yani. O kendi kendini döllemeyi yanlış anlıyor insanlar. Yani öyle bir şey yok. Meryem dış genitalya dediğimiz dış genitalya. Yani kadınlık cinsel dış genitalya olarak tamamen bir kadındı. Ama kromozomu XY'di. Dış genitalya kadındı. True hermafroditizm. Ondan sonra ne oldu? Sperm. Yani testis dokusu vardı. İngünel bölge dediğimiz karın bölgesinden. Ve aynı zamanda oradaki overi de over öyle yumurta vardı. Oradaki hiçbir şekilde cinsel ilişkisi olmadı. Dıştı, dışta kadın olarak biliniyordu. Ancak X, Y, de sahipti. Y kromozomuna da sahip değil. O Y kromozomuna sahip sperm gitti ...yumurtayı dölledi. Otofertilizasyon deniyor buna. Ve Meryem tabii ki... ...bir... ...yoksa yani Meryem'de... ...yanlış anlamayın hem... E, ...kadın organı, cinsel organı hem erkek cinsel organı... ...penis falan yoktu. Öyle bir şey yok. Gerçek hermofrodistlerde... ...dış kısım kadın... Şeklinde, ...tipleri var onun. Meryem tabii bir... E, ...böyle dize gelmesi gerekiyor. Çünkü biraz... E, Depresif yani bir ailesini çekip gidiyor uzaklaşıyor. O ayetleri daha inşallah anlatırım size. Alçak gönüllü ol, uysal ol Rabbine diyor. Burada şerefli elçiler geliyor Meryem'e uyarıyorlar ona bak diyorlar ki. insan şeklinde görünerekten alçak gönüllü ol. Uysal ol Rabbine ve secde et. Yani yaratılış özelliğiyle secde teslim ol ve dize gel, dize gel yani kabul et, kabullen, kabul ettim de böyle böyle eğil beyinden kabul ettim de o beyin önemli değil. Beyin yapacak onu tamam mı? Harika ayetler. Yine 22. surenin 77. ayetinde şu şekilde buyuruyor Rabbimiz. Ey iman etmiş kimseler ve riku edin ve secde edin ve kulluk edin. Bak ne kadar güzel. Aslında şurada hemen aa bak rükû geçiyor gideyim hemen namaza durayım rükû edeyim. Secde edeyim hemen namaz bak bunlar bizim ramazı söylüyor ya. Kur'an ayetlerinde Arapça papan gibi tekrarlayayım. Aha secde ettim rükû ettim. Hiçbir şey etmedin Allah'a gerçek Rabbine teslim bile olmadın. Şirke girdin. Hadis kitaplarına söylenti kitaplarına teslim oldun. Allah'a kulluk etmedin. Onun yerine mişmuşlara mezheplere teslim oldun onlara kulluk ettin Rabbine kulluk ettim sanma bak rükü edin mantıklı ne diyor rükü edin yani yaratılış özelliğiyle dize gelin ve teslim olun kime Kur'an ayetlerine bitti secdeyi zaten biz dersin sonunda yapmıyor muyduk harika ve kulluk edin Rabbinize ondan sonra Kur'an ayetlerini öğrenip kulluk edeceğiz ve hayır iyilik faaliyetinde bulunun bak Belki de sizler felaha kurtuluşa kavuşursunuz. La 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 ne muhteşem ayetler ya. Gördünüz mü? Kur'an'ı anlayarak anl 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 okuduğumuzda ışın kılıcı gibi her şeyi yok ediyor. Sadece Kur'an dediğiniz vakit arkadaşlar dünyanın en mutlu insanı olmaya aday olursunuz yani. Gerçekten Yani. Ve 22. bunu geçtik ve iki kere mi yazmışım acaba onu? Evet iki kere koymuşum. Tamam. Bakara 43. Ve dikin ayağa kaldığının salatı ve verin zekatı ve rük edin edenlerle beraber. Bunu söyledik ya. Evet 5. surenin 55. ayeti. Veliniz sizin yani sizin yakın koruyucu veli ne demek? Evliya çoğu yani veliler demek yani. Herkes evliyaları işte adam rabıta yapıyor ya tarikat liderlerine. Yatacak yeriniz yok ya. Şoka gireceksiniz. veliniz yani yakın koruyucu demektir. Nasıl ki çocukların velisi oluyor değil mi? Veli yakın koruyucu demektir. Yakın koruyucunuz sizin ancak Allah'tır. Ve Resulüdür, elçisidir onun. Ve iman etmiş kimselerdir. Kimseler dikerler ayağa kaldırırlar salatı ve verirler zekatı ve onlar rükü edenlerdir. Gördünüz mü? Yakın biz, biz veli olarak dostlar yani yakın koruyucu olarak ancak tek tanrıcıları seçebiliriz. Allah'ı, Resulü ve iman etmiş kimseleri. Bunlar da salatı Kur'an derslerini çalışan ve zekatı veren ve boyun eğmiş kimseler olmalı. Ve hani dize gelmiş kimseler olmalı ki Hristiyanları ya da ehli kitabı onları veli edinemeyiz. Ya da müşrikleri veli edinemeyiz, yakın koruyucu edinemeyiz. Biliyorsunuz mümin erkekler mümin kadınların, mümin kadınlar da mümin erkeklerin velileridir diyordur. Rabbimiz. Yani birbirlerinizin yakın koruyucu bir ilah olarak elbette velimiz ancak Allah'tır bak ilah olarak. Ama dünyada yardımlaşma, birbirine destek koruma ihtiyaç halinde işte veliniz diyor o. Yoksa Allah'tan, Allah'ın ilahi veliliği yerine asla kimse geçemez. Resul de dahildir. Ancak o dönem için Resul var. Şimdi ne var? İman etmiş kimseler olacak. Salatı diken olacak. Rükü edenler olacak. Yani ha bak gördünüz hep aynı. Kur'an dersleri ve Kur'an ayetlerine rükü etmek var. Yani dize gelmek. Tövbe suresi 112. Tövbe edenler, kulluk edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, la ilahe illallah, emredenler evrensel kabul edilmişle ve engelleyenler, yasaklayanlar iğrençleştirilmişten, çirkinleştirilmişten, münkerden, pasif gelir bu ve koruyanlar Allah'ın hudutlarını ve müjdele müminleri. Ala illallah ya. Ayetin muhteşemliğine bakın ya. Şu ayet yani tamam mı? Müjdele müminleri. Gerçek Kur'an müminiysen Allah'a sadece kulluk ederiz. Tövbe ederiz. Günahlarımız insanız. Yapabil, yapsak da hemen döneriz. Bir daha yapmamak için uğraşırız. Tövbe dönmek demektir. Vazgeçmek demektir. Vazgeçeriz. Şu anda şirkte de olabilirsin. Müşrik olabilirsin hadislere, söylentilere, mezheplere tabi olabilirsin. Tarikatlar seni yanlış yola saptırmış olabilir. Çıkamıyor olabilirsin. Ama Rabbin seni bekliyor. Bak tövbe edenler, tövbe dön. Hemen dön oradan. Ve evet, sadece Kur'an de, sadece Allah'a kulluk et. Hamd et. Evren kitabını oku. Ve Allah'ın o tecelli ettirmiş o subhan sıfatıyla, subhan demek Yarat, sıfatlarını tecelli ettiren demek. O isimlerini öğren, hamd edersin o zaman. Yani hakkıyla gerçekten onu, de, övgüyü, en yüce övgüyü yapabilirsin. Yoksa sözde değil, beynin yapmalı onu. Seyahat edenler Allah için, uğraşı içinde olanlar demek. Rükû edenler. Ha hocam bak işte geldi hemen bak namaz dedi, çıktı. Ne? Salat var mı burada? Salat niye yani salat ve secde diyor salat bile koymamış Rabbimiz bu ayeti. Ha, sadece rükû namazdaki rükû işte ya da namaz, böyle yapabilir misin? Kur'an'ın bütününe hiçbir anlamamışsın demektir bu. Kur'an'ın bütününü okuduğun zaman Kur'an ayetlerine dize gelenler ve salat secde edenler teslim olanlar diyor işte. Emredenler evrensel kabul maruf yani. Maruf çok önemli bakın bu Kur'an'daki maruf emrederler. Ee, emretmek Kur'an'da zorla yapmazsan öldürürüm keserim demek değildir arkadaşlar. Emretmek Kur'an'da Arapçası bunun buyurmaktır. Buyurmak. Yani buyururlar. Yemeğe gel buyur. Ama gel gelmezsen öldürürüm falan böyle bir şey yok. Buyururlar. Onu e, hakim yapmaya çalışırlar ama zorla değil ve engellerler iğrençli yani münkeri iğrençleşmişi çirkinleşmişi engeller. Allah'ın koyduğu, Kur'an'da koyduğu sınırları bakın koruyanlar Allah'ın hudutlarını. Hocam hudut nasıl bileceğiz? İşte sadece dediğin zaman, Kur'an dediğin zaman anlıyorsun bunları. Rabbimiz bu hudutlarını çiziyor Kur'an'da. İşte bunları yaptığında müjdele müminleri diyor Rabbimiz. Muhteşem gerçekten. 22. surenin 26. ayeti ve o zaman saptadık yani tespit ettik İbrahim'e beytin mekanını yerini yani bildiriyor ha saptıyor tespit ediyor Rabbim diyor ki beyti evi mekanın beytin mekanını yerini söylüyor şuraya inşa edeceksin bak hemen ayete bak ki şirk koşma benimle bir şey bitti abi şirk koşma benimle bir şey yani Allah'ın astından dinde hüküm koyan her şey Yüce Allah'a şirk korkmak, koşmaktır. Sadece Kur'an demeyen herkes şirk koşmuş olur. Allah'a inansa bile onların çoğu Allah'a ancak şirk koşarak iman ederler diyor Rabbim ayette. Bak bu ayet çok önemli. Demek ki şirk Allah'a iman önemli. Nasıl iman ettiğin önemli. Sadece ona iman ediyorsun. Onun aslından aslarla mı inanıyorsun? Yani dinde hüküm koyan... Dinde hüküm koyan her şey Kur'an haricinde, kutsal kitaplar haricinde şirktir. Ve temizle beytimi etrafta dolaşanlar için... Ha hocam bak etrafında dolaşan bu tavaf ediyor. Tavaf kelimesi. Ya kardeşim bu ta tavaf senin bu müşriklerin dolanıp böyle bir Kabe'nin etrafında dolanıp dolanıp ıslık çalmak ve el çırpmak gibi o müşriklerin salatından bir farkı yok onların orada dolaşmaları. Buradaki etrafta dolaşanlar oraya gelenler oradan git işi olup dolaşmış. Yani bunlar dönmek demek değil bu tavaf yani. Dönüyor, işi oluyor, geliyor, oradan geçiyor. Etrafta dolaşanlar için ve dikelmişler, ayağa kalkmışlar, doğrulmuşlar için. Doğrulmuş. Kaime, bunu anlatacağız şimdi. Beynin kaime artık gelmiş oraya. Adam, ha burada bak hocam rükü edenler için secde Bak kıyam var. Kaime var, rükû var, secde var. Aha işte bu bizim namazdır ya diyor adam. ve bu Kur'an'ın bütünle dokunamamak arkadaşlar. Birazdan göstereceğim kıyamı. Dinde bir kıyam olabiliyor. Tamam mı? Tarikat yolda bir kıyam olabiliyor. Yani ayağa kalkma. Bu bir ayağa kalkma, canlanma, dikelme demektir. Doğrulmuşlar. Ya ben artık tek tanrıcı oldum diyor Beyt'te. İbrahim'in öğretisine giriyorum. Geliyor oraya adam. Diyor beni öğret, bana öğret. Ayetleri öğret diyor. Rabbimi anlat bana diyor adam. Öğrenmeye çalışıyor adam. İşte o dikelmişler, kalkmışlar, uyanmışlar, doğrulmuşlar beyni ve artık dize gelmişler ve teslim olmuşlar. Hep beyinle bu, beyinle bu sizin namazda hiç bilgisi yok. Burada 38. surenin 24. ayetinde de çok güzel bu. Dedi Davut. Ant olsun zulmetti sana sormakla, istemekle dişi koyununu senin kendi koyunlarını. Hatırlıyor musunuz? Bir koyun 99 koyun olayı. Ve doğrusu çoğu karışanlardan yani karışanlar demek ortaklaşma ortaklardan mutlak güçlü gelir bir kısmı onların diğer bir kısmı üzerine. Gerçekten ortaklar ortak iş gerçekten zordur yani. Çünkü ayetle sabit görüyor musun? İlla bir kısmı yıllar sonra bu ortaklaşmada sorunlar çıkabilir yani. Ancak kimseler dışında inandılar ve yaptılar salihat. Burayı yanlış yazmışım salihat. Yani düzeltici barışa yönelik düzgün işler yapan insanlar ve iman etmiş kimseler böyle olmaz. Hak yemezler asla ortaklaşmada. Birbirlerine karıştırmazlar haram. Bu, yani ortaklık çok önemlidir ama diyor ki Rabbim çoğu insan uymadığı için buna ortaklaşmada birbirlerini haksızlık ederler. Ama bu insanlar yapmaz sadece Kur'ancılar ve ne azdır onlar gördün mü? Ve zannetti Davut o durumda denediğimizi onu öyle ki mağfiret diledi, bağışlanma diledi Rabbinden ve kapandı yere rükü ederek ve tevbe etti. Dize gelerek kapandı diyor. Burada hemen namaz mı kıldı şimdi? Rükû kelimesi o namazdaki rükû hemen bir rükû etti durdu durdu sonra ya bak yere kapandı. Kapanma da var. Rükû ederek yani dize gelerek kapandı diyor yere. Yani beynin dize gelmesinin bir yansıması ve tövbe etti. Döndü. Hemen burada bir iki rekat namaz mı kılayım dedi. Hayır değil. Arkadaşlar yani bu kavramlar daha kapsamlıdır yani. Böyle basit kavramlar değildir. Burada bunu büyüteceğim şimdi. Bu çok güzel bir ayet. Muhteşem bir ayet yani. Beni çok etkiliyor bu ayet. Hangi ayette? 48. surenin 29. ayet arkadaşlar. Muhammed Resulüdür yani elçisidir Allah'ın. Ve onunla birlikte olan kimseler şiddetli diller kafirlere karşı. Merhametli diller kendi aralarında. Aynen öyle. Yani biz kafirlere, müşriklere yumuşak olamayız. Sert olmalıyız. Yani Kur'an ayetleriyle onları dize getirmemiz lazım yani. Kur'an ayetleriyle adama çarpacağız çarpacağız ayetleri ayetleri çakacağız böyle ondan sonra adam bakacak ya gerçekten bu Kur'an böyleymiş ya ben neye inanmışım mışmışlara inanmışım ateiste de çakacağız herkese çakacağız yani kafirlere Kur'an'ı örtenlere herkese şiddetli bir şekilde Kur'an ayetlerini çarpacağız ne olacak sonuçta rükü edecekler. Dize gelecekler Kur'an ayetlerine. Ve sonra secde edecekler. İşte bu. Yumuşak olamayız. Aa, bu ne olur yanlış anlamayın. Buraya gidelim şiddetli. Kavga edelim. Dövelim. Böyle bir şey asla yok. Şiddetli derken e, kafirlere karşı cihat ederler yani. Neyle? Kitapla. Diyor ki onlara karşı çok büyük bir cihatla cihat edin. Kitapla. Yani, yani savaş diyor. Neyle? Kitapla. Yani biz de kitapla savaşacağız. Merhametlidirler kendi aralarında. Tek tanrıcılar kendi aralarında merhametlidir. Görürsün onları rükü edenler, birbirlerine yardım ederler. Görürsün onları rükü edenler, secde edenler, ararlar bir fazla lütuf Allah'tan. Aa hocam bak görürsün onları rükü. Bak uzaktan bakıyormuşuz, görmüşüz bu rükü ediyormuş, secde ediyor. Ya bunun, bunların ot o salata gitmiş olması zaten rükü ettiğini gösteriyor yani tamam mı? Yani burada dize gelmiş adam, teslim olmuş bir adam görüyor onu salat dersinde. Şimdi ben mesela bir bir yere gitsem, bir ders yapıyorlar. Dersteki öğrencileri görsem dikkatli, pür dikkat dinliyor. Ya bunlar öğretmenine teslim olmuş derim ya, secde etmiş derim. Bu, e, dize gelmiş bu öğrenciler, arsızlık yapmamışlar. Artık bunlar tamamen böyle ya dize gelmiş, rükü etmişler. Yani görüyorum onları rükü etmişler. Dize gelmişler, secde etmişler. İlla rükuda görmesine gerekmiyor. O, o kavram bu. Ararlar bir fazıl lütuf Allah'tan ve bir rıza. Yüzlerinde ki simaları onların eserinde di eserindendir secdelerin. Bak. Şimdi bu ayeti de yamultup yüzlerindeki simaları diyor bak. Bu adam ne diyor? Secde, alnını secdeye vura 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 zorla zorla bunu gördüm ben şimdi isim vermeyeyim hakkı geçmesin. Sonuçta ben bunu gördüm. Bizzat tanık oldum. Yurt dışında bir yerde. Adama baktım sordum bu ne dedim. Be alnındaki şey secdeyiz anladım zaten. Böyle herkesin ortasında namaz kılıyor yani. Herkes yemek yiyor falan. Mesela orada hemen orada namaz kılıyor adam. Duruyor namaz kılıyor duruyor namaz kılıyor. Nafile namaz. yani. Böyle sürekli kafayı secdeye biraz da vurarak yapıyor. iz kalsın diye. Çünkü Orada yüzlerindeki simaları onların eserindedir secdelerin. Yani secde ede 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 alnında iz bırakmaya çalışıyor adam ya. Allah'ım ya. Alnı falan demiyor burada. Alnın yok. Yüzlerindeki sima. Yani tek tanrıcıların teslim olan Allah'a karşı haşyet duyanların isterin derileri yumuşardı hatırlıyor musunuz? Derileri yumuşar, tüyleri kalkar. Tüyleri kalkar ve derileri yumuşar. İşte o kimselerin diyor teslim olmuş hallerini sen gördüğünde simalarından onların salat dersinden çıkıyor adam. Salat dersinden çıkıyor. Kur'an'a teslim olmuş, secde etmiş, beynen. O yüzündeki simasından diyor onun o teslim olduğunu anlarsın diyorum. Yoksa burada alnımı yere sürteyim sürteyim bak bu secdelerin Allah'ım e, kurbanda da öyle. Kurban yani kanlara ulaşacak mı ya? Senin o alnındaki secde izi mi olacak yani? Secde izi. ilgisi yok. Yüzlerindeki sima alnın demiyor zaten. Yüzlerindeki simalar onların eserindendir secdelerin. Dediğim gibi bu teslim olma, beynen teslim olmanın yüze yansımış hali. İşte bu misalleridir onların Tevrat'ta. Bak Tevrat'ta da var. Rabbimiz bu kimseleri Tevrat'ta da işaret etmiş. Ve misalleridir onların İncil'de. İncil'de de tek tanrıcılar. Bak şimdi Rabbim nasıl bir benzetme yapıyor burada. Bir zer. Zer ne demek? Tohum demek. Zer'e diyoruz ya biz yani zerre pazarı. Yani tohum. Bir zer. Çiftçiler bilir bunu. Bir zer bir tohum ki çıkardı filizini. Bak şimdi ayetteki güzelliğe bak. Çıkardı filizini. Filizleniyor diyor. Öyle ki kaplayarak güçlendirdi filiz onu tohumu. Bak ayetteki gramere göre büyük bir mucize var burada da. Yani gramerle Arapça gramere iyi okuduğumuz zaman yani buna yüzlerce kere tanık oldum. Bak bir büyük bir mucize de burada çıktı. Arapça gramere göre e hocam böyle niye çevirdin? İşte bu mucize anca böyle çevirilerde çıkıyor. Bakın öyle ki kaplayarak güçlendirdi. Şimdi kaplayarak güçlendirdiğinin fiilin öznesi kim? Filiz. Onu ne de onu burada zamir kime gidiyor? Tohuma. Yani Filiz onu yani tohumu güçlendiriyor. Aa gerçekten de öyle değil mi zaten? Evde fasulyeyi hiç büyütmüştürüzdür pamukta pamuk içinde ıslak pamukta. Ya da çiftçiler bilir tohum ektin tohum filizini verdi mi böyle yaprağını açar o filiz fotosentezle onu o tohumu artık attığın o tohumu ağaç yapacak ki o güçlendirdi onu diyor bak filiz. Yaprak güçlendiriyor yani. Öyle ki kalınlaştı sertleşti. Gövdesini, gövdesi sertleşiyor artık. Öyle ki istiva ettiği, seviyelendi gövdesinin üstüne. Seviyelendi gövdesinin üstüne. Yani seviyelendiği, böyle seviye kazandığı, güçlendiği, seviyelendiği hayranlıkla zevk alır zer ekenler, tohum ekenler. Yani eken o tohumu eken buğdayına bir bakar böyle. Allah'ım ya güçlenmiş gövde buğday böyle başaklar. Zevk alır. Hayranlıkla bakar. Ben öyleyim. Ben çiftçilik de yaptım. Hayranlıkla zevk alır. İnanılmaz güzeldir o. Kızması için, öfkelenmesi için onlara kafirlerin bak. Kafirler de buna kızarlar. Anlamaz. Ama bu tek tanrıcılarda da acayip bir bereket var derler. Vaad etti Allah kimselere. Bak, al Rabbimiz vaadinden asla dönmez. İman ettiler. Ne, bize ne Allah hangi kimselere vaat etmiş arkadaşlar? Herkese değil. İman ettiler ve yaptılar salihat. Onlardan iman edenlerden salihat yapanlar bir mağfiret, bir bağışlanma ve büyük bir ecir karşılık. Bakın o cennetlere kim girer dersi yapmıştık. Hatırlıyorsun değil mi? Cehenneme kim girer? Bakın şirke girmezseniz cennetlere girme şansın var. Ama şirk günahı işliyorsan yani sadece Kur'an demiyorsan mezheplere tabiysen cehennemdesin bu lafı unutmayın. Her türlü mezhep, her türlü tarikat, her türlü aklınıza gelen yani Kur'an haricinde Kur'an'ı baz alıp da dinlerini parça parça etmiş herkes cehennemdedir. Cehenneme gitmeyecek olanlar şirk günahını işlememek zorunda önce. Önce şirk günahını işlemeyeceksin, iman edeceksin Allah'a, tek Allah'a sonra salihat yapacaksın. Bir de ahirete iman var biliyorsunuz. Onu da anlattım ama burada Rabbimiz işaret etmedi bize onu. Burada ikiyi verdi ve vaat etmiş bize Rabbimiz. Niye? Bağışlayacağım sizi diyor. Eğer şirke girmezseniz şirke girme abi. Bak namazdır, şudur, budur bir şey diyor mu Rabbim burada? Oruç moruç her hiçbir şey söylemiyor. Onlar elbette kademe kazanmak için bir de minimum kriterler vardır ya. Doçent olmak için en düşük kriterler nedir abi? Onu yapıyorsan doçent olabilirsin. Ama daha fazla yaparsan kademen olur, başarılı olursun, o dersin. İşte burada da o. İman edeceksin, Salihat yapacaksın abi. Rabbimizin vaadi var bak. Mağfiret edecek bize inşallah ve büyük bir ecir ve karşılık verecek. Evet, şimdi rükû'yu anladık. Kıyam. Kıyam ne demektir? Kaç dakika oldu? 35. Güzel. Kıyam ne demektir? Kıyam, ayağa kalkmak. Türkçe'de geçmiş bir şey zaten. Yani e, ikame etmek. İkameden geçiyor. Kıyam, onu e, ayakta tutmak. Bir şeyin dikilmesi, kalkması. Yatıyorken kalkması. Ölünün uyanıkken kalkması. Uyanmış insanın uyanmasıyla beraber kalkması gibi. Yani burada bir e, yaratılış özelliğinin, Dikilmesi, ayağa kalkması, bir amaç için ayaklanması, hareketlenmesi demektir kıyam. Yaratılış özelliğinin. Yani bunun direkt insanların e, namazdaki, şu anda insanların kıldığı gaflet içinde olan namazdaki kıyamla hiç ilgisi yok. Kıyam her zaman söylediğim gibi çok daha geniş bir kavram. Alın delilleri. Ayağa kalkmış bir din. Al. Nasıl olacak şimdi? 98. surenin 5. ayeti ve emredilmişler değil değildiler. Ancak kulluk etmeleri Allah'a bak. Allah sadece başka bir şey emretmiyor zaten. Ancak kulluk etmeleri Allah'a has kılanlar ona Allah ona dini. Yani has kılanlar ona dini. Yani sadece Allah'a has kılarak içine katıksız, karışıksız, has, öz din halis din halis zeytinyağı gibi aynen ya halis din dini diyor bak halis hanifler tek tanrıcılar monoteistler ve dikeller ayağa kaldırırlar salatı, Kur'an derslerini yaparlar, kutsal kitaplar derslerini İsrail da emredilmişti ve verirler zekatı mallarından, temizlerler arındırırlar, saflaştılar. İşte budur kıyam din. İşte budur kıyam din. Al ne oldu şimdi kıyam kelime? Kıyam ayağa kalkmış din diyor Rabbim. Din nasıl kalkacak ayağa? Demek ki arkadaşlar bizim o kıyam dediğimiz kavram o sizin şeytan öğretilerinin size gösterdiği şekildeki kıyamla ilgisi yok Kur'an. Kur'an'ın bu dinle ilgisi yok, mezheplerle ilgisi yok arkadaşlar ya. Şaka gibi yani. Kur'an'da olan şeylerin %99'u bir dinde yok. Bu dinde, bu uydurulmuş dinde olanların da %99'u Kur'an'da yok. Ben gördüğümü söylüyorum yani. Sadece Kur'an'a baktığımda, anladığımda bilim, bilim insanıyım ben. Kur'an'ı okuyup anladığımda, analitik düşündüğümde bun, bunları görüyorum. Tüm ayetleri çevirdim ben bununla ilgili. Bakın kıyam din, işte budur kıyam din diyor. Yani ayağa kalkmış din, canlı din. İşte bu dine uyduyor. Ve başka bir ayette de 46. sure 30. ayeti. Dediler: Ey kavmimiz. Dediler: Ey kavmimiz. Doğrusu biz dinledik bir kitap indirildi Musa'dan sonra. Aa, musaddık, bir musaddık. Musaddık ne demek? Doğrulayan, tasdikleyen, doğrulayarak tasdikleyen. Iki elinin arasındakini. yani önlerindeki tevratı diyor onaylıyor aynı zamanda doğruluyor doğru yola kılavuzlar kitap geliyor da Hakka gerçeğe ve kıyam bir tarikata yola Hakka gerçek tarikat gerçek tarikat arkadaşlar gerçek tarikat sadece Kur'an tarikatıdır Sırat el Mustakim Tarikattır Türkçe'ye de geçmiş zaten yol demektir bu. Sizin gittiğiniz beşerlerin, insanların tarikatıyla ilgisi yoktur bunun. Cemaatlerle ilgisi yoktur. Cemaatler yapmışlar Allah'ım la ilahe illallah ya. Rahman yani Rahman'ın kitabını hiç mi okumuyorsunuz siz ya? parça parça etmiş dinlerini. O cemaat, bu cemaat, şu cemaat, bu tarikat, bu mezhep her şey. Hepsi diyor ki biz cennete gideceğiz. Bizim velimiz o, bizi orada götürecek o. Velimiz işte bilmem ne efendi. Önce bir kendisini kurtarsın bakalım efendin kendini kurtaracak mı? Muhammed peygamber bile ben bana ne olacağını ben bile bilmiyorum diyor. Senin şey, şeyhin kim ya? Efendin kim senin? Benim tek bir efendim vardır. O da Rabbim, Rabb'im yani. efendi, komutan. Benim komutanım. Evrenin komutanı, evreni komuta eden. Efendi, hükümdar, Rabbimdir. Tek Allah'tır. Ben de onun bu kıyam tarikatını uyarım. Benim tarikatım sadece Kur'an tarikatıdır. Siz de böyle olun, kurtuluşa gelin. Kurtuluş buradadır. Hakka gerçeğe bu Senin, senin tarikatların seni cehenneme götürecek. Bu lafı unutma. Aydınlıklardan karanlığa sokar sizi. Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır sizi. Evet çok güzel gösteriyor Rabbim zaten. Yaratılış özelliğinin dikleşmesidir abi bitti. Nasıl din kıyam oluyorsa. Rabbim kıyam edin dediği zaman da biz dikleşeceğiz yaratılış özelliğinde beynimizle salata ayağa kaldırın dikin dersleri dikeceğiz ya anladınız mı canlandıracağız yoksa bu ayakta durmayla ilgisi yok Nisa 103 öyle ki tamamladığınız zaman tamamladığınız olacak burada tamamladığınız zaman salatı öyle ki zikredin hatırlayın Allah'ı bak kıyam halindeler olarak ve oturan olarak ve yanlarınız üzerine yatar halde. Bunu anlattım daha önce. Öyle ki sakinleştiğiniz zaman öyle ki doğrultun, dikleştirin, ayağa kaldırın Kur'an derslerini. Doğrusu Kur'an dersleri oldu müminler üzerine vakitli bir kitap oldu. Kitap. Yazgı da diyebilirsin ancak kitap anlattım bir kitap Kur'an'ın direkt kendisidir. Yani vakitli bir Kur'an'dır bu. Ve burada ne diyor Rabbim? Her şekilde bak Hocam ben böyle pozisyonda Allah'ı anabilir miyim? Böyle pozisyonda Allah'ı anabilir miyim? Ya ne diyor Rabbim? Kıyam halindeysen yani uyanıksan, beynin kıyamdaysa her zaman Allah'ı hatırlayın. Yok ben şu pozisyonda Allah'a anamam diye bir şey mi olabilir ya? Yoğun bakımdaki adam nasıl anacak Rabbini? Sırt üstü yatıyor mesela ne olacak? Buradaki o e, e, önemli olan beyninin kıyam halinde olması, uyanık olmasıdır. Kıble kavramı. Evet kıble kavramı. Kıble nedir? Bu çok tartışma var. Bunu da artık Rabbimiz'in iziyle bugün iyice bu kavramı da tamamlayacağız. Ee, ve çok güzel olacak inşallah. Bakın kıble demek. Tarafın, hedefin belli edilmesi amaçlı yönelmek demektir. Yüzünü oraya dönersin, beyninle dönersin, yüzünle dönersin, fiziksel dönersin. Yani tarafını belli edersin. Takım tutmak gibi. Benim tarafım mesela. Hangi takımı tutuyorsam odur. Belkisi başkası başka takımı tutuyordur. Taraflar, kıble. Oraya yönelmiştir. Onun maçlarına gidersin gibi. Yani onun ona uyarsın. Üniversiteler diyor. Hacettepe Üniversitesi, işte Gazi Üniversitesi, Ankara Tıp Üniversitesi öğrenciler var değil mi? O tarafı nereyse maçlarda onlar ne diyorlarsa ona uyuyorlar yani. Şimdi bu kıble kavramını çok güzel anlatacağım inşallah size. Bakara 142. Bak gelecek kipiyle geliyor. Diyecek insanlardan ahmaklar, aptallar da diyebilirsin. Ahmaklar. Ne çevirdi onları kıblelerinden ki oldular üzerinde onun. Allahım, bak gördün mü? Bazı ahmaklar şimdi ilk Kur'an indiğinde Kur'an dersleri yaparken bir yönelme olarak ...farklı yere yöneliyorken müminler... ...daha sonra onun... ...Rabbim... ...kıblelerinin yani taraflarının... ...mescidi harama... ...yani haram edilmiş mescit ...yani o okula... ...Kuran öğretileri yapılan... ...çalışılan... ...etrafında... ...zulmetmenin, haksızlık yapmanın... ...haram edildiği yani yasak edilmiş olan... ...Allah'ın o evinde... ...kimseye ait olmayan o evde oraya yönelilmesini istiyor Rabbimiz. Ve bazı ahmaklar bunu anlamadığı için diyorlar ki dalga geçiyorlar gibi. Ya yani ne oluyor yani ne çevirdi onları? bunlar böyle bakıyordu ama şimdi ne oldu böyle? Taraf mı değiştirdiler? Diyor. Ama Rabbim ne diyor? De ki Allah'adır doğu ve batı. Gördün mü? Her yön demek bu. Kılavuzlar Allah dilediği kimseyi dost doğru bir yola. Burada Allah'a doğu ve batı Allah'ın olduğunu, her yönün Allah'ın olduğunu vurgulamak içindir bu. Aşağı yukarı gibi düşün yani. Doğu batı her yer yani tüm yönler. Kılavuzlar Allah diledi kimseyi doğru yola. Yani burada diyor ki bizim için doğu batı önemi yok, yönün önemi yok. Ve bunu da büyütelim şöyle güzel yapalım. Bu da Bakara 143'ü. Ve işte böyledir yaptık sizleri bir ümmet. Vasat, orta hayırlı yani hayırlı demektir bu. Vasat ortada koydum ki hayırlı demektir. Olmanız için şahitler, tanıklar insanlar üzerine ve olması için Resulün, elçinin sizlere bir tanık, şahit. Çok önemli geldi şimdi. Yapmış değiliz bir kıble ki olduğunuz üzerinde onun. Ancak belli etmek, bildirmek için Resul'e tabi olan kimseyi kimseden döner üzerinde iki topuğu. Aa, demek ki kıblenin bir şeye yönelme Rabbimiz kıbleyi ancak şunun için yaptım diyor. Kıble bir özellik gibi bir şey değil. Bir rozet takmak gibi. Senin tarafını bildirecek bir yönelme. Yani oraya yönelmekle kutsal değil. Yöneldiğin yer kutsal değil. İlla bu yön, o yön kutsal değil. Bir tarafını takan rozet gibi değişebiliyor farklı bir yerken farklı bir yer olabiliyor. Neymiş amacı neymiş? Resule tabi olan kimseyle tabi olmayan topu üzerinde dönen kimseyi birbirinden ayırmak belletsin diye. Benim tarafım bu abi. Tek tanrıcıyım ben Kur'ancıyım bitti. Mesela benim şu anda şuraya bir tane rozet koysam tek tanrıcı. Bu benim kıblemim gibi olur. Birbirimizi ayırır. Onu takabilmek ne diyor Rabbim? Ve doğrusu oldu o kıble mutlak bir büyük yük. Hocam ne var ki dönmek ne kadar kolay yani ben evimde dönerim oraya kime zorluk olacak bu? Büyük diyor Rabbim büyük büyük. Neden? Çünkü toplumda ne, ne olduğun belli artık senin. Tek tanrıcısın artık. Bitti. O dönemdekiler de mescide harama dönüyorlar salatlarında ve artık derslerinde o yönde bir bir işaret her yerde yüzlerini Nerede olurlarsa olsun artık Mescide Haram'a doğru dönüyorlar. Bu Mescide Haram'ı kutsal yapmaz. Yönünü belirlemek için. Ondan önce de başka bir yere dönüyorlardı. Fark etmez. Demek ki Rabbim bunu açıkça söylüyor bunu. Bir belli etmek için yani diyor. Yoksa kutsal değil. Bak oraya dönmezsen namazını kabul etmem, salatını kabul etmem. Değil. Ve ama bazı kişilere bu zor olmayacak. Kimmiş onlar? Dışında kimseye. Kılavuzladı doğru yol Allah. Ve olmuş değildir. Allah giderir, boşa çıkarır imanınızı sizlerin. La ilahe illallah. Gördün mü? Gerçek iman eden insanlar, tek tanrıcılar zorlanmaz. Kıblelerinde zorlanmaz. Dönmelerinde, fiziksel dönme, düşünme. Doğrusu Allah insanlara mutlak rauhtur, rahimdir. Evet arkadaşlar şimdi... Biz şunu söylüyorum ben salatlarda yani Kur'an derslerinde biz e, nereye dönelim? Şu andaki Kabe'ye dönme de ne tarafa dönersen dön. Ama şu andaki çünkü Rabbimin o dediği mescidi haram artık önceden mescidi harama niye dönmüyordu Resul sizce? Allah niye emretmedi? Çünkü müşriklerin elindeydi. Allah'a şirk koşaran iman edenlerin salatları el çırpma, ıslık çalma olan dönüyorlardı böyle orada. Şimdiki gibi. Onların olduğu için oraya döndürmedi Rabbim onları. İlk müminleri. Ama artık müminler iman ve o güçlendiği ve artık ele geçirdiğinde tek tanrıcıların hakimiyetine geçtiğinde yani Muhammed Peygamber'in eline geçtiğinde artık oraya dönebilirsin dedi Rabbim. Çünkü tek tanrıcılığı işaret ediyordu, simgeliyordu. Kıble odur. Kıble tek tanrıcılığı işaret eden bir yer olmalı. Şu anda öyle bir yer yok. Kabe dedilen işte şu andaki mescid Haram'ın olduğu yer önceki artık müşriklerin elinde tekrar. O nedenle biz oraya dönmeyiz asla. Her yere dönerim oraya gene dönmem. Bu lafım önemli. Evet. İşte geldi Bakara 144. Muhakkak görürüz yüz çevirmeni göğe. Öyle ki döndürürüz seni bir kıbleye. Razı olursun ona. Öyleyse döndür yüzünü Haram Mescit tarafına doğru. Al işte. Artık Haram Mescit tek tanrıcıların simgesi oldu ve tek tanrıcılığı simgeleyen, tarafı belleden oraya dön artık diyor. Ve olduğunuz her yerde öyle ki döndürün yüzlerinizi o tarafa doğru Mescid-i Haram'a yani tek tanrıcılığın yerine doğru ve doğrusu kimseler veridiler kitap mutlak bilirler ki o kitap bir hak gerçek rablerinden ve değildir Allah gafil habersiz aymaz ne yaparlar onlar bak burada her yerde o dönem için böyleydi o dönem için Mescid-i Haram'a dönerdim ben de orada olsaydım şu da emri Allah'ın emriyle oraya dönerdim ama Rabbim onu tek tanrıcı önceden yapmadı. Şimdi tek tanrıcı olmadığı için onlar yani Mescid-i Haram artık müşriklerin elinde arkadaşlar. O nedenle oraya dönmeniz e, gereksiz. Yapmayın bunu yani. Yapmayın yani. Her yerde ne olursa olsun tek tanrıcılığın bir simgesine döneceğiz biz evinde Kur'an varsa onu ona dön yani. Sadece Kur'an'a dön yani. Tamam mı yüzünü? Evinde evinde. Zaten evlerin kıble yapılmasını anlatacağım birazdan. Yani Kur'an'a dönebilirsin. Tek Tanrıcı olan kitap. Ve Bakara 145 ve eğer ki kitap verilmiş kimselere gelsen her türlü ayetle tabi olur değillerdir senin kıblene ve değilsin sen bir tabi olan onların kıblesine onların taraftarı olmazsın yönelmelerini ta, şey sen de onlara yönelmezsin diyor onlar da sana ve bir kısmı onların tabi olan değillerdir bir kısmının kıblesine onlar da birbirlerine tabi olmuyorlar ve eğer ki tabi olursan hevalarını onların sana gelen ilimden sonrasında doğru sen olursun o zaman mutlak zalimlerden zalim müşrik olursun diyor bak uyarıyor gördün mü hevalarına kimsenin hevasına uymaz sektanlıcılar sadece Kur'an'a uyarlar ve kıblelerini de sadece Kur'an'ın simgesi yapılacaksa bir kıble biz taraf yönünü belleden bir simge dönme yapılacaksa bu tek tanrıcılığın simgesi olan bir yer olmalıdır ya da bir şey olmalıdır. Evet bu da büyütmüşüz. Bunlar durdurabilirsin. Evet taraflarını belli etmek için salatlarında bir yöne doğru yöneliyorlarmış yani. Daha sonra bu yönün değiştiğini anlıyoruz arkadaşlar söyledik. Semboliktir bu. Evet. Evet bunları durdurabilirsiniz söyledim. Güzel. Evlerin kıble edilmesi. Bak çok önemli. Son slaytım. Arkadaşlar işte bu da bize Rabbimizin bizim evlerimizi kıble edinmemiz gerektiğini söylüyor. Çünkü Musa ve kardeşi Harun büyük bir şehirde yani düşün yani milattan önce 1640'lar işte ne olacak yani? Nasıl yapacak yani? İlla Kabe mi yönelecek? İbrahim'in öğretisine mi gidecek oraya? Çünkü orası İbrahim'in öğretisi de değil. Niye dönmüyor Musa? Madem sen Musa'dan daha mı şeysin? Haşa, yani daha mı yücesin? O kıble oraya dönmüyor. Mescid-i Aram'a niye dönmüyor Musa? Ya da Kudüs'e niye dönmüyor yani? Çünkü bu bir değişken bir şey arkadaşlar. Değişir. Zamana göre, çağa göre, toplumdaki o duruma göre. Tek tanrıcılığın bir simgesi. O zaman yok çünkü Mısır'da ne olacak abi? Firavun ve şeyler var. Ne yapacak? Kıbleyi nasıl yapacak? Ve vahyettik Musa'ya ve kardeşine ki yerleşim yeri edinin ikiniz kavminiz için. Hem kendiniz hem de kavminiz için şehirde evler o evlerde ve yapın evlerinizi bir kıble. Ah bu ayet bana bir emirdir arkadaş. Benim kıblem artık evimdir. Bulunduğum her yerdir benim kıblem. Bulunduğum her yemdir. Hastanem olabilir, her yerim olabilir. Kıble, Kur'an çalıştığım her yer benim bir kıblem olur. Evlerinizi bir kıble, ders yaptığım, Kur'an dersleri yaptığım her yer bir kıbledir. Bu kanallar da bir kıble olur. Tek tanrıcıların kanalları da bir kıble olur. Yönünüzü belleden şey bu. Ve dikin ayağa kaldırın salatı bak evlerde diyor hemen derslere başla diyor. Evlerinizi bir kıble edin. Bu da önemli. Bak şimdi kıble illa dönme olarak yani evlerinizi bir kıble. Şimdi Musa peygamber ve kardeşi birbirlerinin evlerine mi doğru dönecekler? Yani hangi eve dönecekler? Evlerinizi bir kıble yapın diyor. Nereye dönecek bu insanlar yani? Demek ki anlıyoruz ki evlerde bunlar toplanarak birbirlerine evlerinde toplanacaklar. Yönelmelerini, taraflarını o şekilde belirleyecekler. Ve dikin ayağa kaldığınız salata dersleri yapacaklar. Ve bu dersleri Kur'an dersleri, o zaman da Tevrat dersleri, yani kutsal kitap dersleri ve müjdele müminleri. Evet arkadaşlar yine Allah'a şükürler olsun. Rabbime yüce Rabbimize şükürler olsun. Güzel bir ders oldu bence. Yani kavramları son bir dersim kaldı inşallah. Onu da nasipse yapacağım. Tesbih. O da önemli. Tesbih kavramını da anlatacağım. Salatların ne olduğunu güzel öğretti Rabbim bize Kur'an'da. Secdenin, rükunun, kıyamın, kıblenin... Bu namazla, aymazlık içinde kılınan bu namazla... Gaflet içinde kılınan... Maun Suresi'ndeki... Vay haline o musallinlerin... Onlar dini yalanlar. Yani gerçek Kur'an'ı yalanlar. Yalanlamak değil. Yalanlamak Türkçe'ye öyle geçiyor ama yalan söylerler, saptırırlar. Yani dinle ilgili gerçek şeyi saptırarak dırlar diyor. Yalanlar. E biz yalanlamıyoruz ya. Kur'an'ı yalanlamıyoruz falan. Hiç ilgisi yok. Kur'an'ın ayetlerini yalanlamak, Kur'an'ın ayetlerini yalanla yok etmektir işte. Bu kavramlarla hiç ilgisi olmadığını söylüyorum ben size. Kur'an'daki salatın, secdenin, rükunun, kıyamın, kıblenin, sizin şu anda uydurulmuş din, mışmışlarla tamamı zan olan, bakın tamamı zan olanla Resul'ün söylediği bile belli değil. Mışmıştır, söylemiştirlerle oradan buradan yüz binlerce dedikodu, söylenti içinden toplanıp uydurmasyonlarla Birkaç imamın çıkarıp bunlardan bir iştihat gibi yapıp böyle sunması yani. Onu kabul etmiş, onu kabul etmiş. Yani sen kimin dinini uyuyorsun? Hanefi mezhebiysen. Hanefi yarın seni o cehenneme götürecek. Şafi cehenneme götürecek. Hanbeli cehenneme götürecek. Elinizden tutup arka arka ataların dini cehenneme doğru sizi sürükleyecek. Ne gerek var buna ya? Aç Kur'an oku. Hiç yapamıyorsan bu egzersiz gibi yapacağına al Kur'an okuya anlayarak oku yeter ki. Kur'an sana yeter, Kur'an hepimize yeter. Rabbimizden gelmiş bir gerçekten rahmet, zikir, öğüttür, hatırlatmadır. Artık Kur'an'ın mesajı, sadece Kur'an mesajı ve tek tanrıcının yükselişi asla durdurulamaz. Tüm gücümle buna son nefesime kadar inşallah Rabbimin son nefesime kadar çalışacağım ve bu Allah'ım beni Kur'an'dan asla ayırmasın. Ben son nefesimde bile Kur'an çalışmak istiyorum yani. Size de tavsiye ederim. Yani bakın ayetleri okuduğunuz zaman tespih kavramında bitireyim inşallah. Onu da yakın zamanda çekmeyi planım var. Gerçekten e, baya bir böyle bu önemli kavramları yani. Kur'an'ın saptırılan şekerin içine zehir koyularak ilaç gibi olup da içine zehir koyulmuş. Dışı güzel, içi zehir olan şeyleri bu kavramların gerçek anlamlarını bulmuş oluyoruz çok şükür. Her zamanki duamız edelim. Tek tanrıcılar asla asla zarar görmez, perişan olmaz bir ticarete yapışır. Tektandırcılar asla üzülmez, hüzünlenmez. Başlarına gelenlere sabrederler, hükmet Rabbinin hükmüne. Yani sabret Rabbinin hükmüne. Doğrusu sen gözlerimizin önündesin diyor Rabbim. Ben buna ben tüm gücüm şeyini kabul ediyorum. Ben Rabbimin gözünün önündeyim tek tanrıcılar öyledir. Velimizdir, her zaman korur bizi. Rahimdir, sarar rahmetiyle, merhametiyle. Kullarının kafir olmasını da asla istemez. Girdir bir doğru girişe, çıkar bir doğru çıkışa. Yap benim için katında yardımcı, sultan, atoriti, yetki. O sultan sana ancak tek tanrıcı olursan gelir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kalın selametle.